Evet abi. Şimdi tabii vesileyle geldik buraya. Kahramanmaraş'a gidiyordum, daha önce geldim. Evet. Ama Afşin'e hiç gelmemiştim. Afşin noktasında da vesile oldu, geldik. Tabii ilk etapta nasıl bir yerdir, nedir, ne değildir düşüncesine haizken, yani bir hafta 10 gün içerisinde, hani latife olsun diye söylemiyorum, gerçekten de yaşanılmayacak bir yer değil. Bir kere insanlık var. Yani yabancıya büyük ölçüde bir değer veriliyor ve yardımcı olmaya çalışıyor insanlar yabancıya. Tabii. Bir saygı var. Aynen. Yani saygı çerçevesinde para pul da önemli değil gördüğüm kadarıyla. Gerçekten aynen. De. Ben yaşadım bunu 10 gündür. Yani burada. Tam önemli bir evet. Şey gerçekten hani misafirsen gerçekten para da pul da önemli değil. Hani birileri senin işini bir şekilde halletmeye çalışıyor. Yani yardımcı olmaya çalışıyor. Yardımcı olmaya çalışıyor. Ama hizmet konusunda maalesef ki memleket çok geri kalmış. Yani son 3 dönemdir yerel iktidara burada yetki, yani AK Parti'ye yetki verilmesine rağmen hiçbir çivi üzerine çakılmaması var ya, çok enteresan. Yani bugün Türkiye'nin en büyük partisi AK Parti. İktidar partisi, yerelde de iktidar ama 3 dönemdir AK Parti burada çivi çakmamış. Peki bizim gibi böyle küçük yerler, ilçeler nasıl aşıyorlar bu sorunları? Yani, nasıl aşacaklar? Kamu denetçileri, gazetecileri sizlerin sayesinde. Sizler kesinlikle boş bırakmayacaksınız, yazacaksınız bunu. Kesinlikle. Yani şehrin ileri gelenleri, efendime söyleyeyim gazeteciler, ya artık gerekirse kaymakamın, gerekirse valinin kapılarını aşındıracaksınız. Sivil toplum örgütleri. Yatıyor o zaman, uyuyorlar burada. Yol berbat. İçme suyu berbat. İçme suyunda mikrop var. Yani bunu halk, bizim suyumuz mikroplu diye diye içiyor burada. Ya çok enteresan burası. Bağışıklık yaptığı için. Şimdi normal vatandaşta bu bağışıklık kazık yapmış. Ama dışarıdan gelen bir vatandaş 2 günde yatağa düşüyor burada. Aynen, sıkıntı yaşamışsınız zaten son olarak. Yani bir kere, yani şehirde büyük ölçüde eksiklikler var. Nereden? Yani bir kere yoldan başlanılması gerekiyor. Yani sağlık hizmetlerinde, içme suyunda. Yani bu, yani yok mu bu şehrin halk sağlığı uzmanları nerede ya? Ya bu sağlıkçılar nerede ya? Nasıl içilebiliyor? Göz göre göre mikroplu diye diye nasıl içiyorsunuz bu suyu? Evet. Çok enteresan. Tabii şöyle, biz hep bunun içinde yaşayıp günlük ne bileyim işte bunların içerisinde büyüdüğümüz için bize belki biraz şey gelmiyor, garip gelmiyor da elbette ki siz dışarıdan geliyorsunuz. İster istemez pat diye bu şeyin içerisine düşmüşsünüz burada. Özellikle de sağlık noktasında. Sağlık noktasında, evet. Ve şu bahsetmiş olduğumuz kirlisi noktasında sıkıntımız var. Yani burada çok güzel bir grup kurmuşsunuz. Yani Afşin Haber Merkezi olarak. Bütün ulusal ve yerel medya temsilcileri hepsi bir çatı altında toplanmışsınız. Evet. Sizin burada bileğinizi bükebilecek bir güç yok. Kamu denetçileri sizlersiniz. Nefes aldırmayacaksınız. Yani ne gördünüz? Usule uygun, tüzüğe uygun olmayan, kanuna uygun olmayan hemen yazacaksınız. Gerekirse bir daha yazacak. Gerekirse bir daha yazacak. Gerekirse bir daha yazacaksın. Evet. Kesinlikle yani. Özellikle insanların sağlığı noktasında. Sağlığı noktasında çok önemli. Çok önemli. Evet. Sağlığı noktasında çok önemli. Ama Afşin genel anlamda baktığında, yani ciddi anlamda söylüyorum, yaşanılmayacak bir yer değil. Çok mütevazi insanlar olan bir yer. Yani ben buraya geldim, yani Afşin hayatımda hiç gelmemiştim. Ama geldim, gerçekten de çok güzel dostluklar kurdum, çok güzel insanlarla tanıştım ben burada. 10 gün bile olmadı yani, 8 günlük bir sürede. 8 günlük çok güzel insanlarla tanıştım ve Afşin gerçekten benim bundan sonra portföyümde. Ben Afşin'in gerçekten arkasındayım. Afşin'in öncelikle suyundan başlayacağız düzeltmeye sizlerle beraber. Ya buradaki halkımıza, buradaki insanlarımıza temiz su içireceğiz Allah'ın izniyle. Olmaz. Ya bu burası bizim topraklarımız, bizim halkımız bunlar. Elbette. Günahtır, yazıktır. Yani bu kadar Kahramanmaraş milletvekilleri, bu 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan AK Parti belediye başkanları,
Ya siz neredesiniz, ne yapıyorsunuz siz? Ya insanlar size yetki vermişler, meclise göndermişler, yere yönetimin koltuklarını oturtturmuşlar. Tamam mı? Ya çalışın ya, önce şu halkın suyunu bir temizleyin, pırıl pırıl yapın her şeyden öncesi. Evet. Sorulacağız bunu ha. Evet. Boş bırakmayacaksınız. Şimdi kamu denetçileri sizlersiniz. Kesinlikle siz bu işin önüne geçemezsiniz, başkası geçemez.